Diyeyim. Bir canlı yayın akşamında daha birlikteyiz. Bugün 10 Mayıs 2021, günlerden pazartesi, saatlerden de yaklaşık 21 olduğunda -18 edebiyat sohbetlerinde buluşuyoruz demektir. 1-2 dakika önce yayını başlatıyorum ki şöyle o ilk ısınma turlarını atalım. Saatler 21 olduğunda da bugünün konuğunu misafir edelim. Şöyle bakıyorum, Instagram yine arayüzünü değiştirmiş. Ekranda farklı farklı şeyler de görüyorum. Bu arada yine önce gelenlerden size haber giderken ses, ışık, görüntü ile ilgili haber edebilirseniz çok seviniriz efendim. Bugün programlarımızın tam 32.sine başlıyoruz. Bu yıl bildiğiniz gibi ikinci sezon ve yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. 32. programda -18 Edebiyat Topluluğu'nun sevgili katılımcılarından biri Elif Çelebi ile birlikte olacağız. Ve bu yıl eğer bir aksilik olmazsa Mayıs ayının sonunda, yani 35. programı da yapınca sezonumuzu tamamlamış olacağız. Ve program amacına fazlasıyla ulaştığı inancıyla artık bu projeyi yavaş yavaş sonlandıracağız efendim. Şöyle tanıdık yüzler geliyor. Oh tamam, gayet iyi. Tabii konuşmam ve yazılar arasında bir 10-15 saniye mesafe olunca da ancak görüyorum yazışmaları. Sevgili Başak gibi böyle şarkılarla, türkülerle yayına girmeyi isterdim ama o kadar şey değilim herhalde, hazırlıklı değilim böyle bir tasarım yapmaya. Bugün sevgili Elif'le olacağız efendim. Peki Elif'le neler konuşacağız? Kısacık bir ondan bahsedeyim size. Açıkçası yine karmaşık olduğunu düşündüğüm bir konu bizi bekliyor. Böyle karmaşık konularla ilgili konuşmaktan da çok keyif aldığımı, eminim siz dinlerken de çok keyif alacağınızı tahmin ediyorum. Çocuğun bulunduğu kente ait hissetmesini kitaplarla sağlamak üzerine konuşacağız. Malum çocuklar ve çocukların ilgi alanı olan edebiyatı konuştuğumuz için programlarımızda konuklarımız da kendi konularını seçerken kendi ilgi, yetenek, yetkinlik alanlarına göre çeşitli seçimler yapıyorlar. Ve sevgili Elif de bir mimar olarak bugün bize çocukların içinde bulundukları kente ait hissetmelerini kitaplar, edebiyatla sağlamak üzerine konuşacak. Evet, yavaş yavaş vaktimiz geldi. Sonunda söyleyeceğim şeyi başta da söyleyeyim. Bugüne kadar yaptığımız bütün programlar, bu ve bundan önceki bütün programlar sosyal medya hesabımızda ve topluluğumuzun web sayfası olan -18edebiyat.org'un içerisindeki projelerimiz bölümünde YouTube kanalımız aracılığıyla yerini alıyor. Dönüp tekrar o videolara bakmak ya da bir konu hakkında düşünmek ya da kim ne söylemiş yahu ben bir gideyim bakayım demek isterseniz sizleri -18edebiyat.org web sayfasına davet ediyoruz. Evet, artık vaktimiz geldi. Ben şöyle az önce sevgili Elif'in de geldiğini görmüştüm. Bir Elif'i bulayım. Bugün öğleden sonra bir deneme de yaptık. Umarım bir aksilik olmadan birbirimize bağlanacağız. Şöyle bakıyorum ve Elif'i... Hoş geldin. Merhaba. İnşallah mikrofon kullanmıyorum. Kulaklık sorun olmaz inşallah. Sesin çok net geliyor. Benimki de sana iyi geliyorsa hiç sorun yok. Aynen gayet iyi. Benim Harika. için Böyle iyi. ses, ışık, görüntü her şey yolunda. Sevgili Elif, nasılsın? İyi misin? Vallahi çok heyecanlıyım ya. Aa, bu ne böyle günlerdir? Bir o canlı yayın, bu bir canlı yayın. Valla alışık değilim yani. Sayende Yusuf, işte sevgili Yusuf, senin sayende herhalde güzel gidecek. Estağfurullah. Birkaç kere altını çizerek ben mesajı aldım. İyi geçmesi konusunda elimden geleni yapacağım. Ama bir yandan da sahnelere alışmamız gerekiyor sevgili Elif. Ay, bilemiyorum valla. Senin hatırını kırmadım geldim. Bilmiyorum gerçekten. Böyle de bir garip oluyormuş. Yani şimdi Zoom toplantıları gibi değil. Orada görüyoruz birbirimizi. Burada biz bize biz sohbet edelim o zaman. Yani tam olarak programın adı da o. Sohbet etmek üzerine bir araya geldik. Ben her fırsatta şunun altını çiziyorum. Hazır yeri gelmişken tekrar da paylaşayım. Hiçbirimiz alan uzmanı falan değiliz. Sadece bu konuları kendine böyle mesele ve merak edinmiş insanlarız. Zaten de programın konukları kendi konularıyla beraber geldiği için açıkçası benim açımdan çok keyifli oluyor dinlemek. Eminim misafirlerimiz için de öyledir. Şimdi ben senden 1-2 dakika önce yayını açtığım için ısınma turunu attım. Şöyle programa dinç ve enerjiyim, hazırım. Şimdi istersen bir ısınma turu da sen at, sen böyle kendini bir hazırla. Ama bunu yaparken de bize biraz Elif'ten bahset. Elif kimdir, neler yapar, bugüne kadar neler yaptı?
Tamam. Yani mimarım, mimarlık yaptım. 20 yıl bilfiil böyle yapılaşmanın içinde oradan oraya böyle bayağı bir mesleğin her alanında çalıştım. Ama işte hani olur ya böyle düşüncelerle yaptığın bir yerde çakışır. Sonra böyle kendinden ödün vermeye başlarsın falan. O noktada bitirdim ben de mesleği. O sektörden uzaklaştım. İşte ne kadar mücadele etsek de yapılaşma maalesef bizim ülkemizde biraz böyle ağaç kesme, işte orman katliamları falan oluyor. Onu bir yerden sonra kaldıramıyorsun. Yabancılaştım gerçekten, mesleğe yabancılaştığımı düşündüm yani. Sonra bitirdim. Sonra da işte Yani gönlümdeki bununla kulüp ilgili bir şey yandı. soracağım. Bunu böyle bir ikidir senden duymuşluğum var. Böyle aklımdan da geçti ama yeri gelmişken sorayım. Böyle hani Mimar Elif'i düşündüğümüzde ya bunu iyi ki yapmışım, bu proje çok iyi oldu dediğin ne var? Projeler, vallahi bilmiyorum ki ya, şimdi bir anda sorunca hatırlayamadım. Ama var değil mi? Yani en azından onu sorayım. Yani tamamen de çok böyle kent ve kentlilik konusunda. Ben şimdi meslek hayatını şöyle ayırayım. 10 yıl özel sektörde çalıştım. Orada biraz daha müdahale edebiliyorsunuz belki projelere. Daha böyle işte peyzajına işte daha müdahil oluyorsunuz yani mimar olarak. Ama sonrasında ben devlet kamuda çalıştım. Orada maalesef hiç sözünüz geçmiyor. Çok zordu yani son 10 yılım. Gerçi ben her girdiğim yerde çok sorumluluk sahibi bir insan olduğum için böyle canımı dişime katıp çalıştım. Hani onda bir sıkıntı yok ama o kısım çok yorucu geçti. Yani Anladım. son 10 yıl yorucu geçti. O yüzden belki de hatırlayamıyorum yani. O Şimdi ileride anladım. kitabını da göstereceğim. Sevgili mimar Simla Sunay diyor ki artık anti mimar oldum. Hakikaten de öyle oluyor insan bir yerde. Yani yabancılaşıyorsun. Bir de çok yapılaşma var zaten ülkemizde. Yani artık buramıza kadar geldi. O yüzden hatırlayamıyorum ya Yusuf. Gerçekten iyi ki dediğim bir proje hatırlayamadım şimdi. Tamam, vallahi lafımı geri aldım. Çok da haklıymışsın yani. Hiç sormadım, kabul et. Ya mesleği bırakmış birine de sorulmaz ki şimdi bu Yani yani. evet, hiç iyi hatıra bile kalmamış yani. Tamam, sen sonrasından devam et. Sonrası emekli oldun ve yeni Elif'ten bize bahset. Aynen. Şimdi işte ondan sonra şey oldu, pandemi oldu falan. Bir de şimdi bak sana onu sorayım. Mesela içinde bir isyan var. Ne yaparsın? Ya sokağa çıkarsın ya yazarsın, değil mi? İşte sokağa çıkamayınca yazdım ben de. Öyle oldu. Yani sonra işte -18 edebiyat topluluğuyla tanıştım. Çok mutluyum. Yani o kafamdaki birçok eksik puzzle'ları tamamladı benim için. Öyle düşünüyorum. Çok eğleniyorum yani oradayken. Birbirini anlayan böyle hani ağzından çıkanı hemen böyle kalbinde yer eden insanlar. Çok seviyorum edebiyat topluluğunu, -18 edebiyat topluluğunu. Zikzakla Nevzat öğretmenimle böyle puzzle'lar yerlerini bulurken ben de onların bir puzzle parçası olduğum gibi hissediyorum aslında. Hoşuma gidiyor orada olmak. Çok da güzel işler yapıyoruz işte birlikte. Şimdi Kıpır'da dergiyi de çıkarıyoruz. Yine topluluk destekli. Çok güzel gidiyor her şey. Harika. Bu arada aşağıdan Neriman böyle spoiler da veriyor. Biz kendisine kadın Beyçak diyoruz diye. Kendi aranızda ilginç takma laflarınız var sanırım. Sağ olsunlar. Şimdi ben biraz böyle amatör çizimle uğraşıyorum. Çok beğeniyorlar sağ olsunlar da bu ara hiç de hakkını veremedim yani. O benim çok sevdiğim bir şey, ne diyeyim, alan. Yazmak tam daha öte hatta. Böyle özel olduğu için mi dokunmuyorum yoksa elim mi gitmiyor? Bu ara çok okuyoruz ya. Aslında o da çok güzel. Yani okumaktan yazmaya çizmeye zamanımız yok. Biriktirmeye devam o zaman şu aşamada galiba. Beslenmeye devam. Şimdi Beyçak meselesi oradan, hem mimar hem çizgiye yatkın olunca ben de çok severim bu arada Beyçak'ı. Ondan sağ olsun Harika. Nerimancığım. O zaman seni de artık ısıttığımıza göre sohbete şöyle yavaş yavaş önce genelden sonra özel birkaç soruya doğru ilerlemeye gayret edelim. İlk şu soruyu sorarak istersen başlayayım. Bugün kendine nasıl bir konu seçtin? Önce bize bir seçtiğin konunun böyle Evet. dinamiklerinden biraz bahsederek başlarsan birazdan daha işimiz kolay olur. Şimdi konumuz edebiyat ve biz çocuk edebiyatı ile ilgileniyoruz. Ben de mimarım.
Mimar da sadece binalarla sınırlı değil aslında. Koca bir kent yaratıyoruz yeri geldiğinde. Onun için ben de çocuğun kentteki yeriyle alakalı bir şeyler söylemeye çalışacağım. İşte bunu edebiyatla bağlantılandırmaya çalıştım. Birkaç örnek kitap da var yanımda. Böyle benim çok sevdiğim eserler. Hepsi de böyle mimar geçmişi olan yazarların. Onlardan da göstereceğim ama hem kitaplar hem de biraz haritalardan bahsedeceğim. Yani Obo. biraz böyle hani çok böyle profesyonel değil ama örnekleri de var uygulanmış bu OKİ platformuyla. Sırası gelince şimdi şey yaparım. Çünkü çocuklar bence haritaları çok seviyorlar. Yani Kesin. şimdiye kadar harita sevmeyen çocuk görmedim. Ben kendi çocuklarımdan da biliyorum. Ben de çok severim. Bu bildiğimiz böyle siyasi haritalar değil ki onları bile seven vardır bence. Ama yani onlardan biraz bahsedeceğim. Yani çocuk kentte var mı? Yeri var mı? Kenti yaşayabiliyor mu? Anlayabiliyor mu? Hissedebiliyor mu? Farkında mı? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Harika Sen sor. valla, yani o zaman hemen sorarak başlıyorum ama sanırım şöyle yapsak daha iyi olacak. Şu anda tabii içinde bulunduğumuz artık özel bir durum. Yani hani yönetim birimlerinde ceteris paribus ilgesi vardır ya, pandemi yokmuş, salgın yokmuş gibi devam edelim. Çünkü hani Aynen. Ya tabii ben şimdi bu konuyu seçtiğimde biteceğini düşünmüştüm açıkçası. Belki de işte size diyecektim ki yarın çıkın işte şöyle şöyle yapın ah, çocuklarınızla bana. ah. Ama maalesef öyle olmadı hayat şartlar. Aynen. Biz de şöyle bir gün çıktıklarında kenti hatırlatın onlara. Nerede Aynen. kalmıştık yavrum? Bak kentimizde neler değişti. Bak burada bu vardı. Belki onları birazcık böyle ısındırma turları olabilir. Ben şimdi kendi çocuklarımdan da biliyorum. Dışarı zor çıkarıyoruz. O kadar içe bağlandılar ki ekrana ve eve. Yani kenti unuttular. Kent, mahalle, işte ağaç, çiçek, böcek hepsi yok yani. Şimdi onları belki de alıştırmak için Evet, biraz. döndüğümüzde bir daha bir oryantasyon hepimizin ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Ben bizim için de çok aynı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz böyle hani kol kanat gerip belki o isyanı yaşamak için dışarı çıkacağız yani. Bu sefer yazmayı bir kenara bırakıp önce dışarı Evet. çıkacağız. Şimdi şöyle, o zaman o genel soruyla başlamış olayım ben. Kent yaşamı dediğimiz şey tabii çok dinamik bir şey. Çok farklı yaş gruplarını, hedef kitleleri, canlı ve cansız bir sürü şeyi barındırıyor ama çocuk odağında gittiğimiz için kent yaşamında çocuğun yeriyle istersen başlayalım. Yani şimdi ben mesela biraz İstanbul özelinden bahsedeceğim. Hani sen de İzmir'den katkılarını sunarsın. Şimdi İstanbul'da yani hem kendi yaşadığım hem de böyle geniş bildiğim İstanbul'da çocuk maalesef yok gibi. Yani çocukların kentte gidebildikleri yerler sadece parklar. Onun dışında işte bilmiyorlar. Hele mahalle kültürü denen o bizim yaşadığımız çocukluğumuzda o olgu hiç yok onlarda. Yani bir bakkal, yani mahallenin bakkalı her gün gidip gelinen o işte bakkalda duran teyze, amca kimse onunla sohbet, işte ne bileyim yarın veririm amcaya bunun parasını falan. Öyle şeyler hiç yok yani onların hayatında. Site çocukları bizim çocuklarımız genel olarak. Ama onu bile yaşayamıyorlar bence. Yani orada bile bir şey var, sınırlama var. Hep sınırlandırılmış alanlardalar maalesef. O yüzden işte kentte çocuk sokağa çıktığında çok da güvensiz. Yani şimdi düşün bir yerden bir yere gideceksin, korkuyorsun. Yani bu korku aslında oranın sana göre olmadığını gösteriyor. Yani özgürce hareket edemediğin, işte bir yerden bir yere giderken böyle kara kara düşündüğün bir yerse zaten orada bir sorun var demek. Yani bu işte çocuk için değil aslında. Yani herkes için, yaşlı, kadın. Yani işte bir sürü yani her birey için böyle, toplumdaki her birey için böyle maalesef engelliler. Ait hissetmemizin mümkün olmadığı bir durum. Maalesef öyle. Yani işte çünkü bizden bir şeyler yok, rahat hareket edemiyoruz. Sokağa çıktığımızda işte ya da caddede ya da herhangi bir binaya giderken o kentin içindeki o bütün şeyler, canlı cansız varlıklara maalesef uzarız. O yüzden de yani biz yetişkinler yine şanslıyız. Sağlıklı yetişkinler olarak oradan oraya hareket ederken rahat hareket edebiliyoruz. Çünkü her şey bize göre düzenlenmiş aslında daha çok. Çocuklar için çok daha zor. Yani özgüvenleri gelişmeyecek böylece hani sürekli
işte arabalarla zaten seyahat etmek zorundalar büyük kentlerde. Yani bir yere giderken, ormanlık alana giderken bile araçla gidiyoruz yani. Ve çok acı geliyor bana bunlar. Yani yaşadığımız çevrenin aslında dışlanmışları gibiyiz. Aslında yani kent bizde var ama biz onun içinde yokuz. Maalesef yaşayamıyoruz. Bir örnek vardı. Belki sen kimin söylediğini hatırlarsın. Ben onu tam hatırlayamadım ama sen söyleyince böyle kara kara aklımda canlandı onun çizimleri. Şöyle anlatıyor. Eğer bir gün dünya dışı varlıklar ve dünya ile hiç temas kurmamış uzaylılar olduğunu düşünelim. Geldiler ve dünyayı uzaktan izliyorlar. Acaba nasıl bir canlı türü ve nasıl bir kültür yaratılmış diye izlediklerinde muhtemelen ilk fikirlerinin şu olma ihtimali yüksek diye anlatıyordu. Dünyaya araçlar hükmediyor, taşıtlar ve insanlar da o taşıtların köleleri, o mikroorganizmaları onları istedikleri yerlere götürebilmesi için kullandıkları mikroorganizmaları olarak tarif etmişti. Aynen, yani gerçeküstü gibi anlatıyorsun ama hiç öyle değil, değil mi? Çok mantıklı geliyor insana çünkü öyle yani, sanki böyle gerçekten onları bir yerden bir yere götürmeye çalışan kuklalar gibiyiz yani. O hapsedilmiş gibiyiz aslında. Kenti biz yaşamıyoruz da o bizi sanki böyle bir yerden bir yere zorluyor gibi gerçekten. Yani işte çocukları düşün. Biz yetişkinler böyle sıkıntılar yaşarken onlar hiç bilmiyorlar sokağı. Yani caddeyi, Bir sokağı bilmiyorlar. bildikleri sanırım oyun parkı ya da çocuklar için hazırlanmış çocuk parkları sanırım ama onlarla ilgili de hem bir mimar olarak hem Evet. annelik rolüm var. Hem çocuklarla ilgilenen yazar, çizer tarafın da var. Çocuk parklarına hangi gözle bakıyorsun? Çok yapay buluyorum kendilerini. Gerçekten çok yapılandırılmış, sınırlandırılmış. Düşünsene park telçitlerle, duvarlarla çevrili. Hatta bir kapısı var yani girmek için. O kadar sınırlandırılmış, o kadar kapalı. Yani algıyı tamamen kapatıcı şeyler bunlar. Yani ben şimdi yurt dışında örneklerini, gerçekten iyi örneklerini gördüğüm için karşılaştırma yapabiliyorum burada. Hani evet bence böyle ama yine de oradaki özgürlükle buradaki kısıtlamayı çok rahat karşılaştırdığım için üstünde ısrarla söylüyorum. Bizim parklarımız gerçekten hiç çocuğa göre değil. Yani hepsi zaten plastik. Bilmiyorum sen hiç çocukta kaydıraktan kaydırdın mı çocuk, ama mesela o plastik kaydıraklardan kaydıktan sonra çocuğa dokunamıyorsun. Çat çat çarpıyor seni. O kadar statik elektrik yükleniyorsun mesela. Yani park dediğin şey senin elektriğini boşaltacağın bir yer olması gerekirken tam tersi yüklendiğin bir yer oluyor. Çok tezat durumlar bunlar. Yani parklar o yüzden hiç de çocuğu kente alıştıran, kenti algılamasını sağlayan, yani onu hani rahat hissettirecek yerler değil maalesef. Daha doğa içinde olmalı. Daha böyle ağaçlara tırmansın çocuklar mesela. Yani keşke öyle şeyler olsa. İşte öyle yani, parklar bunun için tabii ki yeterli değil. Bu kent algısı ile ilgili böyle ben sınıf öğretmeni kökenliyim ve böyle 3. 4. sınıf konularında ya da daha hayat bilgisi tarafında özellikle işte böyle krokiler, kabataslak çizimler, bir zaman sonra bu işte il, ilçe, ülke kavramları, mahalle sokak kavramları çocuklar için inanılmaz soyut kalan kavramlar. Yani zaman kavramı kadar soyut. Yani çünkü bir matematiğin de en problem konusu odur. Çeyrek geçe çeyrek kala. Çocuklar çok korkunç çarpılıyorlar ikinci sınıf matematik konularında. Şimdi bu noktada şunu söyleyeyim. Haritalar mesela niye çocuklar algılamıyor? Çünkü mesela Türkiye haritasını gösteriyoruz onlara. Ya da dünya haritasını. Yani gezip görebildikleri bir yerin haritası değil onlar. Yani onu üç boyutlu canlandırması bir kere İlişkilendiremiyor yani. görmeden oysa mesela çok güzel örnekler vardı. Biz işte gezdiğimiz yerlerde zaten kocaman, yani devasa hektarlar böyle park dediğim yerler öyle, ama mesela girişinde hemen böyle şu an buradasınız gibi bir şey var. Senin Basit olduğun bir yerin. harita var. Aynen öyle. Zaten böyle oradaki kullanılan semboller çok böyle çocukça, yani onları da çeken semboller. O yüzden hani oradan mesela sonra oradan baktıktan sonra haritadan çocuk o parka girdiğinde gerçekten orada gösterilen binanın gerçeğini görmüş oluyor. Böylece o kafasındaki üç boyutlu şeyle örtüşüyor. İki boyutluyla üç boyutlu örtüşmüş oluyor. Böylece harita okumak, işte o
şehrin daha sonra ya da gördüğü bir yerin daha sonra haritalandırmasını yapmak bile, bunlara bile yol açabilir aslında bu tür şeyler. Çok basit şeyler. Yani bunlar kentte gerçekten hani böyle belli yerlere konulsa, çocuklar baksa etse gerçekten onların ileriki yaşamlarını etkileyecek şeyler diye düşünüyorum. Ya bu benim çok yumuşak karnım. Konuşmamak için çok zor tutuyorum kendimi ama ben öğretmenliğimin son döneminde yıllarca orienting çalıştım ve antrenörlüğünü de yaptım. İşte haritada hedef bulma sporu olarak Türkçe çevirebileceğimiz. Ben beden eğitimi öğretmeni değilim ama sınıf öğretmeniyken küçük yaş grubunda çocuklarla hem şehir içinde hem ormanlık alanda haritada işaretlenmiş hedeflerin bulunmaya çalışıldığı bir spor branşında onlarla olunca Türkiye'de de dünyada da birçok yere gitme şansım oldu onlarla birlikte. O yüzden harita deyince benim için akan sular duruyor. Sonrasında bazı Avrupa Birliği projelerinde de kullandık. Bence bunu sonra kendimize mesele edinelim yoksa burada hani çenem düşmesin. Ha, yok yok. Bak şimdi alttan da çok güzel yorumlar gelmiş. Arada onlara da bakalım. Şimdi mesela çocuklara söz hakkı verilmesinden mi bahsetmişler acaba? Evet, çok katılıyorum bu fikre. Çünkü aslında onlara sorulsa çok daha güzel çözümler olacak. Şimdi kimin sorduğunu bilemedim. Parmağımla şey yapmayayım da. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir geçen seneydi Bilgisayar galiba. Hanım'dan Böyle gelmiş. bir konuşma yaptı. Şey yaptı. Çocukları parklarını tasarlattırdı. Bu evet şehir içindeki parkları çocuklara tasarlattırdı ve sonra birebir böyle hani renkleriyle işte onların çizdikleri yükseklikler neyse geometrik şekillerle onları yaptı. Sonra çocuklar orada gittiler oynadılar. Yani bunlar aslında çok zor şeyler değil. Zaten buna zaten maddi olarak bir şey ayırdıysanız onu çocuklara sormaktan hani niye imtina edelim? Sorulmalı. Böyle fırsatlar yaratılmalı, onların da söz hakkı olmalı kentte. Çünkü onlar da yaşıyorlar orada. Aslında tam da onların söz hakkı olması gereken yerler bunlar. Bence çocuk parklarını, çocuklar yani bir beyin fırtınası bile çok güzel olabilir. Hani onların illa bütün parkı tasarlamasını tabii ki bekleyemeyiz. Bir sürü detay var işin içine giren ama en azından bir tanesinde bir farkındalık yaratsa. Bir oyuncağın yüksekliğini değiştirse bu bile büyük bir şey bence. Bu arada Yani herkes. aşağıdan Sevinç de yine vurgulamış çocukdostu.org yine öğretmenlerin bir girişim olarak bu konuda böyle çalışma yapan gruplardan bir Harika. tanesi. Sırası gelmişken benim de birkaç tane takip ettiğim şey var, dernek ve kişiler var sosyal medyada da. Mesela Mekanda Adalet Derneği var. Onlar tamamen yani çocuk üzerine değil ama çocukları da kapsıyor tabii ki. Her birey için kent ve mekanla ilgili farkındalık yaratmak için çalışmalar yürütüyorlar. Yani onunla ilgili bilgi topluyorlar, sonra o bilgileri yayınlıyorlar, akademik çalışmalar, işte atölye çalışmaları yapıyorlar. Bir de çocuklarla tam da çocuklarla ilgilenen Gizem Kıygı var, şehir plancı zaten kendisi. Sosyal medyada da şehir dedektifi olarak hesabı var. Ben de çok severek takip ediyorum. Hatta geçen sene Okuyay platformunda şehir dedektifi İstanbul'u okuyorum tarihi yarımada da haritalama çalışması yaptılar. Yani tam çocuklara özel şeyler, haritalar hazırladılar. Sonra çocuklarla gezdiler hatta. Öyle bir deneyimlemeleri de oldu. Aslında böyle çalışmalar yapanlar var. Yani bu farkındalığı yaratmaya çalışanlar. Aslında çalışmadan önce farkındalık yaratmamız gerekiyor. Çünkü henüz toplumumuzda çocuklar bir birey değil maalesef. Yani onları bizim ortaya çıkarmamız gerekiyor. Sonuçta onlar kendilerini ifade edecek ne platform bulabiliyorlar, ne söz hakkı Evet. veriliyor. Hani biz yetişkinler olarak onlara bu şeyleri, ortamları yaratmamız gerekiyor. Ben çok değerli buluyorum o yüzden bu çocuk ve kentle ilgili çalışan herkesi hem dernek açısından hem de kişiler olarak. Gizem'in hatta podcast serisi de var sanırım Yerden Yüksek diye. Onların belgesel çalışmaları falan da oldu. 95 santim diye sanırım. Yani böyle bir 95 santimdeki çocukların gözünden şehri taradılar mesela belgesel. İsimler de çok iyi yani. Çok iyi ürünler belirlemiş. Çok güzel. Aynen. Süper. Yani aslında böyle çalışmalar yapanlar var, evet. Valla Elif üzerine çok konuşulası şeyler de söylüyorsun. Bir yandan vakit de geçiyor ama böyle aklında öne çıkanları da duyalım. Yaklaşık 20 dakikadır birlikteyiz. Gördüğün gibi hiç de heyecanlı olmuyor yani. Konuşulunca çok Ne şey güzel oldu. geliyor. İlk konudan geldi.
Şimdi birazcık evet ben notlarıma da bakayım neler varmış atlamayayım ya. Hepsini anlatayım şeyler söyleyesim vardı. Ha evet şimdi ben sana soru sorayım sevgili Yusuf. Oo Şimdi bak. tarihi evet tarihi doku. Mesela evet kent dediğimiz şey hayvanıyla, binasıyla, yoluyla, yapısıyla, her şeyin insanıyla bir bütün ya. Bunun içinde bazen de tarihi doku var. Peki bu çocuklar hani evet gezerken işte hayvanları görüyorlar. Binalar zaten onların üstlerine geliyor. İşte trafik desen keşmekeş. Yeşili de az buçuk gördükleri yerler oluyor ama tarihi eserleri görüyorlar mı? Sence farkında oluyorlar mı kent içinde? Yani kent içinde farkında olduğumuzu da çok zannetmiyorum. Bir antik kente gittiğimizde de tam olarak orayla empati kurabildiğimizi, iletişim kurabildiğimizi çok zannetmiyorum. Çünkü bizim antik kentlerimiz ya da müzelerimiz diyebileceğimiz daha yapılandırılmış yerler olmasına rağmen çok fazla bugünün insanının o günün şartlarıyla empati kurmasına müsait olarak tasarlanmadığını düşünüyorum. Yani bildiğim kadarıyla senin böyle çalışmaların var çocuklarla, değil mi? Alanda yani o Evet. sahada. Şimdi bak Evet, onun için. Dilgenin aşağıdan yorum var. Yusuf'un aylardır beklediği an diye Hadi ya. bana soru geldi ve öyle de bir yerden geldi ki inanılmaz cevaplar, sorularım var en azından. Buyur, buyur. Program senin ya, konuş. Ya yok hayır o şey yapmayayım ama şuna çok değer verdiğimi söyleyeyim. Mesela Efes'i çalışıyorum. Daha bugün son bir atölyesini tasarladım. Efes'te belki 8-10 yıldır atölyeler yapıyorum. Mesela çok enteresan dünyanın en eşsiz antik kentlerinden biri olarak bildiğimiz birçok anlamda yani dini, kültürel, tarihi, doğal olarak çok farklı bir noktada olan bir yerin haritası yok Elif. Sadece Ya. böyle arkeologların kullanabileceği çirkin izoyipslerden oluşan topografik diyebileceğimiz haritaları var. Ve korkunç. Şimdi evet çok üzücü gerçekten. Gizem Kıygı şeyle birlikte, Okuya'yla birlikte şimdi galiba Sur içinde aynı haritalama çalışmasını yapıyormuş İstanbul'daki tarihi yerlerden sonra. İzmir'e de davet ediverin yani. Ben Gelsin. çizdim Efes'in haritasını. Şimdi mi? Pardon. Daha da devam Resmi. var. Bir gün onu da anlatayım yani. Efes'in sırlarıyla ilgili çok defalarca Mesela denediğim bu noktada hemen kitaplarıma geleyim. Bunları göstermezsem içimde kalır. bir atölyem Bahsettiğin yerler yine çok büyük tarihi yerler. Yani zaten bir Galata Kulesi, işte ne bileyim Haydarpaşa, mesela elimdeki kitapta olduğu gibi bu da Mimarlar Odası'nın, Haydarpaşa'nın evi diye Mimarlar Odası'nın çocuk ve kent üzerine bir öykü yarışmasından çıkan bir kitap. Bu da daha çok işte kentteki tarihi eserlerin başına neler geliyor onu anlatıyor. Yani biraz daha toplumsal yaklaşıyor bu. Ama böyle büyük mesela işte Dilge'nin var kitabı mesela Peribacaları, onlar işte daha böyle tarihi yerler, doğal güzelliklerle ilgili kitaplar var. Yani daha sayabilirim şimdi notlarımı da almıştım ama. İşte Ayasofya konuştu var mesela Füsun Çetinel'in işte şey var sen söyle senin de çalışma yaptığın biri vardı galiba. Lider Hep Gencin var birkaç tane onları gördük. Onlar var Muzaffer Özgüleş'i biliyor musun Elif? Muzaffer Özgüleş aynen Süper. Muzaffer Özgüleş'in mesela Şimdi var ikinci yine. kitabı da çıktı. Birincisi Mimar Sinan macerasıydı ki o da zaten Evet. bir mimarlık tarihçisi aynı zamanda. Şimdi bir Aynen. de Bizans kaçakları ya da Bizans kaçkınları emin değilim. Yapı Kredi yayınlarından çıkan. Mesela bunlar çok böyle konuşuluyor ama benim bahsettiğim daha böyle daha kalıntı gibi olan tarihi eserler. Mesela benim elimdeki Çeşme ve Rüzgar kitabı, Simla Sunay'ın kitabı. Bu tam da şehrin ortasında yok olmaya yüz tutmuş bir çeşmeden bahsediyor. Yani burada işte gerçekten gidip gelirken hiç kimsenin fark etmediği bir çeşmede olabilir bu. Ki kitabın içinde bundan da çok güzel bahsediyor. Mesela çocuk onu bir İşte dedesiyle çıktığında şimdi tam sırasını hatırlayamayacağım. Biraz karıştırmış olabilirim ama işte dedesiyle çıktığında dinlenme taşı diyor. İşte annesiyle çıktığında yok ayakkabı bağlama taşı diyor falan. Hani çocuğun gözünden o nedir? Ama aslında o bir nedir? Onu anlatıyor kitap. Süper, Böyle süper. kitaplar
çok daha böyle spesifik noktalara değindiği için çok hoşuma gidiyor. Güzel de geliyor. Hani böyle şeyler de yapılabilir. Bunlar aynı Tam kendi. zamanda yani dezavantajlı konular. Yani fonlanabilir, projelendirilebilir de konular ya da farklı kişi ve kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle işbirliği Valla. yapılabilir kurumlar. Çünkü kentin değeri bugünü anlamak için düne bakmak gerekiyor. Bu tip değerleri de edebiyatın o estetik gücüyle öne çıkartmaya çalışmak çok güzel bir proje konusu. Şimdi Evet. aşağıdaki yorumlardan görüyor musun bilmiyorum ama yeni bir eksi 18 projesi daha geliyor diye aşağıdan yorumlar var. Evet, Esra Saraşahin Kanat'ın Beyoğlu macerası en eskilerinden biri bunun Aynen, içerisinde. aynen. Şimdi ben de mesela Dilek sayesinde Şafak Okdemir'i tanıdım ve çok seviniyorum bu kitabını da edindiğim için. Şehir Çocukları ya da Çocukların Şehri diye. Yani Şafak Okdemir mimar değil ama tam bir doğa insanı, doğa dostu. Öyle bir park tasarlamış ki şimdi onu göstermek istiyorum. Tam da bizim ihtiyacımız olan, şöyle görebilirsiniz bilmiyorum ama. Yeşillik, çiçekler, orman, ağaç, yeşillik, park, işte çocuklar öyle yani, böyle olmalı parklarda. Ya da mesela bir ağaç göstermiş. Yani bence de çocukların yeri ağaç tepeleridir mesela. Bir ağacın, şimdi bulamadım heyecandan. Ağacın bir tarafı tamamen hayvanlarla dolu, bir tarafında da tamamen çocuklar var mesela. İşte yani bu zaten bu olmalı. Çocukların beklediği de bu aslında kentten. Bence olması gereken de bu. Çok sevdim o yüzden. Böyle şehir, kent deyince birkaç tane kitap araştırdım. Bunlar çıktı önüme. Var ama tabii yeterli değil. Şey yapılır, çoğalır inşallah. Şey. Bunu bence şöyle bir karara bağlayalım. Şimdi aşağıdan ben not alamayacak hızda örnekler geldi. En son yine Esra Ezgiberk'ten bahsetmiş. Bunlarla ilgili bir ortak doküman yapalım. Yani gruptan olmazsa haberleşelim ya da ben bir doküman paylaşayım. Böyle kent kültürünü öne çıkartan farklı yaş grupları için kitaplar listesi. Belki kendi aramızda da böyle tematik kitaplar listesi hazırlayabiliriz. Evet, iyi fikir, iyi fikir. Ben şimdi bu arada o şeyi bulmaya çalıştım. Çok güzeldi ama bulamadım ya. Neyse. Şey yine hani fotoğrafla en azından gruptan paylaşırsan eksi 18'dekiler görmüş olur. Buldum. Bakayım gösterebilecek miyim? Bu bir ağaç, ağaç gövdesi. Bir taraf, sol tarafında tamamen hayvanlar var. Yılanlar, işte sincaplar, kuşlar, böcekler. Sağ tarafında da çocuklar. Bu kadar Süper. barışçıl bir park ortamı görmedim ben daha. Süper, süper. Yani öyle bir kent ortamı da henüz görmedik gibi görünüyor ki Evet, maalesef. maalesef aslında işte birinden biri yok olunca denge bozuluyor. Yani kent dediğimiz aslında insanların ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Maalesef biz şu anda çokça yapı istiyoruz. Neden böyle bilmiyorum. Halbuki yola çıktığımızda işte yaz geldiğinde mesela şimdi İstanbul'da çıksak dışarı, ki dışarı çıkma yasakları da olmasa mesela, bütün yeşilliklerde şey olacak, piknik yapılıyor olacak. O kadar da yeşile hasretiz mesela. O kadar seviyoruz doğa içinde olmayı. Yani bu hep böyle şeylere, skeçlere falan konu oluyor ya, o refüjlerde işte mangal yapanlar falan. Mangal. Yani öyle o kadar ihtiyacımız var ki yeşil alana ve ormana, doğaya, kentin içinde ama kentin dışına da çıkamıyoruz maalesef işte bir şekilde maddi olarak işte hayatın içinde onları da yaşamak zorundayız. Ama işte madem doğaya gidemiyoruz, doğayı getirebiliriz. İnsanlar da artık bunu yani ihtiyaç hissediyorlar ama bir türlü o şekilde planlama yapamıyoruz. Bu niye böyle ben de bilmiyorum. Yani planlamanın içinde de bulundum dedim ya, kamuda çalıştım. Olmuyor yani. Bir şekilde olmuyor. Herhalde bakış açısı. Yani şey, kentlere bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor başta. Yani karar verenlerin aslında bakış açısının değişmesi gerekiyor. Ben o yüzden çocuk kitaplarını, kentteki çocuk kitaplarını çok önemsiyorum. Çünkü onlar ileride karar verici olduklarında hani doğadan ayrı düşünmesinler kararlarını. Yani ben mesela o yüzden de çocuk edebiyatını hani çocuklara aman diyeyim, yani çocuklara bir şey öğretmek gibi bir, asla bir şeyim yok. Hani çocuklar sadece bizden daha tecrübesiz hayatta. İşte ben de kendi tecrübelerimi onların önüne serip doğadan, hayvandan işte uzak kararlar verildiğinde
nasıl başımız derde giriyor, başımız nasıl belalara giriyor, onları aslında göstermek istiyorum bir yandan da. Dediğim gibi bilmiyorum kısmet olur mu bana, ama belki bu programdan sonra bir sürü insanın kafasına böyle sorular düşer. Onlar da yazmaya heveslenir belki. Güzel güzel kitaplarımız olur. Valla herkesi heyecanlandırdın çok aşikar. Çünkü son dönemlerin en yoğun aşağıdan mesajlaşma dönemini yaşıyoruz. Herkesten çok güçlü fikirler geldi. Bu programlarda bunun böyle olmasından çok büyük keyif alıyorum. Çünkü çok güzel projelerinde temelleri ilk buralarda atılıyor. Bu konuşmalar buna vesile oluyor. Yani ben seni uzunca zamandır tanıyorum ya da işte Kıpırtı Çocuk'la daha yoğun zaman geçiriyoruz. Ama şu anda 30 dakikalık bu program bile senin aklının nasıl çalıştığı, kalbinden neyin nasıl geçtiği, hassasiyetlerin, hayata bakış açınla ilgili çok güçlü ipuçları verdi ve bizi izleyenlere de eminim öyle oldu. Ki aşağıdan dediğim gibi gelen yorumlar da bunu çok güçlü söylüyor. Bu tip Takip öne çıkan edin. konuları ne olur hep konuşalım, konuşmaya devam edelim. Heveslendim, hemen başlıyorum yorumu geldi mesela. Hani daha ne Sizden olsun? geldim. Hemen bakıyorum. Bırak, peşine durayım onun. Ha Nazlı, sen bir böyle bakarak ol oraya, bir yorumlara bakarak ol. Ben de iki konuda bilgi vereyim o sırada, sevgili Elif'e zaman kazandırayım. Şimdi şöyle yapalım, bu konuyla ilgili aldığımız kararlardan bir de şu olsun. Bu kent ve kent kültürünü kendine mesele edinmiş, tema edinmiş kitaplarla ilgili bir liste oluşturmak konusunda ben birazdan basit bir form hazırlayayım. Tabii bunu maalesef -18 edebiyat toplumundaki arkadaşlara gönderebiliyor olacağım sadece. Bugün bizi dışarıdan izleyenler varsa kızmasınlar ne olur. Oradan en azından bir öneri listesi toplayalım. Ve belki sevgili Elif sonra böyle açık kürsüde o listeyle ilişkide bir yazı da yazarsın. Bugün Çok istiyorum. konuştuklarımızı. Hakikaten kafam o kadar dolu ki, yani şimdi buraya yazarken bile, mesela kendime notlar alırken bile, ay şunu ya, dağılmışım. Oradan oraya gidiyor. Ya yok, sonra toparlıyorum falan, süre de az diye. Niyetim var ama işte yoğunluk da var. Bilmiyorum, inşallah niyetim var. Tamam, şimdi böyle canlı yayında da bunu söyleyince o niyetler gerçeğe dönüşüyor. Merak etme, ben artık bunun peşine düşerim. Ama şöyle, yani yanında olacağım en azından. Ben o listenin oluşturulması konusunda sorumluluk alacağım. Böyle geniş de bir referans listemiz olacak. Sen de bugün aslında çerçevesini çizdiğin kent, kentlilik, kent kültürü, dün, bugün, yarın konusunda belki açık kürsüde bir şeyler yazarsan birçok şeyin başlangıcı olur diye düşünüyorum. Sevgili Elif, çok teşekkürler geldiğin için. Evet, ben teşekkür ederim bana fırsat verdiğin için. Çok zevkli geçti gerçekten benim için. İnşallah herkes için de öyledir. Geri dönüşleri de olur umarım. Güzel bir sohbetti. Çok sağ ol Yusuf. Şahane. Tam da öyleydi zaten. Yani sohbet etmek için bir araya gelmiştik. İyi ki geldin. Aklımıza bir sürü sorular oluşmasına da vesile oldun. Biz böyle soruları çok seviyoruz. Üzerine cevaplayacak bolca zamanımız olacak. Şimdi seni böyle sevgilerle uğurlayacağım. Sonra Evet. önümüzdeki haftayla bilgi verip ben de yayını toparlayacağım. Haydi hoşça Sağ ol. kal. Bye bye. Görüşürüz. Evet. Şöyle Elif'i uğurladım. Artık biz bizeyiz. Dedikodu yapabiliriz. Ya çok keyifliydi. Hakikaten böyle çok disiplin, farklı disiplinlerden bir araya gelip de böyle kesişim kümelerimiz olunca gerçekten tadından yenmiyor. Elif bir mimar olarak tabii ki kentte yaşayan biz insanların bakış açısı haliyle çok daha farklı. Ki yaşadıkları da hassasiyetlerin gelişmesinde çok güçlü belirleyiciler olmuş. Bizler de umarım bugünün sonunda aklımızda, kalbimizde bunlarla ilgili hayata ve etrafa bakarken destek olabilecek bir program yapmışızdır. En azından benim için öyle oldu. Umarım yeni projelere de vesile olur bu. Efendim, bugün Elif Çelebi ile birlikteydik. -18 Edebiyat Topluluğu'nun sevgili katılımcılarından bir tanesiydi ve çocuğun bulunduğu kente kendine ait hissetmesini kitaplarla sağlamak üzerine konuştuk. Çocuktan, kentten, kent tasarımından ve edebiyattan 3-4 tane konuyu birbirine bağlamaya çalıştık. 30 dakikada da ancak bu kadar oldu. Hepinize de çok teşekkürler. Aşağıya bolca aktif tuttunuz. Bize de güç verdiniz. Fikirleriniz gayet bizlere ilham oldu efendim. Bugün -18 Edebiyat sohbetlerinin tam 32.sini yaptık. Önümüzdeki hafta, yani 17 Mayıs olduğunda yine topluluğumuzun deneyimli yazarlarından biri olan sevgili Duygu Hanım'la, Duygu Uzel'le birlikte olacağız. Yine doğadan ve hayvanlardan konuşacağız. Çok güzel olacak bununla bağlanmış olması. Çocukların doğa ve hayvanlarla iç içe olması ve bunun kitaplardaki yeri üzerine konuşacağız sevgili Duygu Uzel'le. Peki, haftaya 33. program olacak.
Sonrasında sadece iki programımız kalıyor. Mayıs ayının sonu geldiğinde artık -18 edebiyat sohbetlerine final yapacağız. Sevgili Başak'la önce buluşacağız. Ve sonrasında da öğretmenimiz Nevzat Süer Sezgin'le birlikte bu sezon açılışı yapmıştık. Ve sezon sonunda da tekrar kendisiyle kapanışımızı yapacağız. Şöyle genel bir değerlendirme yapacağız ve günü tamamlayacağız. Bunların kayıtları var. Sevgili Nazlı öğretmenimin de cevabına istinaden ekleme yapayım. Bu ve bundan önceki bütün buluşmalarımız Zikzak Grubu'nun sosyal medya hesabında ve topluluğumuzun web sayfası olan -18edebiyat.org'da girince sağ üstte projelerimiz bölümü göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda -18 Edebiyat Sohbetleri'nin bütün yayın kayıtlarına ki yaklaşık 50-55 tane yayın kayıtlarına ulaşmanız mümkün. Çok teşekkürler efendim. Herkese iyi ve sağlıklı haftalar olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.